Herkese merhaba, ben Tuğçe Oluvar. Bugün sizlerle bir ürün incelemesi yapacağız. Ürünümüzü göstereyim şu şekilde. Bu Dallara-Rone'nin Aquafina, yani likit sulu boyası. Bu ürün bana birkaç yıl önce hediye olarak gelmişti. Ama videoyu sizinle çekmek istediğim ürün, açılışı sizinle yapmak istediğim için gene çekmecede yıllanan ürünler arasında kalmıştı. Artık böyle bir heves ettim kullanmak için videoyu çekmeye karar verdim sonunda. Kutunun içinden böyle bir tane brush'ı geliyor. Bunun içine doldurup yanınıza özellikle seyahat ederken pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle hızlıca bir renklerine bakalım, sonra direkt çizime geçeceğiz. Daha zaten hakkında konuşuruz ürünün. Şimdi bir tane limon sarısı, bir tane böyle başak sarısı diyebilirim sanırım Türkçe'de. Bir tane net bir kırmızımız var. Çok güzel karışımlar yapacağız bununla. Onun yanında bir tane çingene pembesi mi desem bunu? Renklerden biraz uzak kalmışım sanki. Bir tane marin mavimiz var, böyle güzel net bir mavi. Bu da çok güzel karışımlar için. Bir tane de koyu kahverengimiz var. Bu rengi normalde çok seviyorum ama setin içine dahil etmezdim. Bu setteki renkler hakkında da detaylı bence konuşalım zaten. Şimdi isterseniz lafı uzatmadan böyle bunların karışımını hazırlamaya başlayalım. Likit sulu boy olduğu için bir paletiniz olması gerekiyor ki benimki gibi böyle göz göz olursa birbirine karışmamaları adına daha iyi olur. Açmadan önce şöyle güzel bir çalkalıyorum. Sonra böyle içinden kendi şırınga mı diyeyim, pompa mı diyeyim, kesin ismi başka bir şeydir ama şu anda aklıma gelmedi. Kendi zımbırtısı diyelim, burada anlaşalım bence. Bu zımbırtısıyla böyle minik minik ziyan etmeden, çünkü devir tasarruf devri, böyle bölmeleri tek tek koyuyorum. İlk rengimiz Lemon Yellow'da, aynen limon sarısı olarak geçiyor zaten. Şimdiki elimde olan da Yellow Orca. Bu böyle benim en sevdiğim sanırım sarı bu serilerdeki. Böyle tam saman sarısı, başak sarısı, tam saman ya da daha çok başak sarısı gibi, taksi sarısı diyelim hatta biz bunu. Ve karışımlarda inanılmaz güzel oluyor. Kendi böyle bir üstüne filtre atıyor bütün renklerin. Bundan da böyle iki damla koyuyorum buraya. Bu da böyle ikişer damla koyuyorum. Hem kendi hallerini hem de böyle diğer renklerle karıştırırken burası böyle savaş alanını döneceği için daha rahat olur diye düşünüyorum. Bir sonraki Cadmium Red. Bu tam net kırmızı, canlı kırmızı mı? Bunların aslında Türkçe versiyonlarına bir baksam iyi olacak ama genelde bu ürünlerin üstüne yazmıyor. Türkiye'den almadığım içindir muhtemelen. Bak nasıl buradaki gizemi nasıl çözdü iki saniyede. Hoş, bana Türk marketten hediye gelmiş. Demek ki onunla ilgili değilmiş ha. Kendi tezimi de çürüttüm. Neyse geçelim bir sonraki rengimize. Çingene pembesi, yani Queen Acridone Magenta diye geçiyor. Evet, bunu telaffuz etmeden önce açıp internetten baktım. Çünkü gerçekten hiç telaffuz etmem gereken bir renk olmamıştı. Setlerin yanında gelmesi için de kendimin özellikle aldığı bir renk değil çünkü. Bundan bir sonraki rengimiz de Ultramarine Blue Dark. İyi aslında böyle olması. Ben zaten genelde koyu maviye yöneldiğim için bu da direkt yani hani canlı bir mavi yerine bunu tercih ederdim. Seride olmasına çok mutlu olduğum, en zayıf halka olmayan renklerden biri anlayacağınız üzere. Ve bir sonraki rengimiz de Burnt Umber. En sevdiğim kahverengi tonu benim sulu boyalarımın içinde. Böyle tam siyahın dibi dibi karıştırılmış ama o siyahın renk ezmesi gibi, böyle rengi ezilmemiş. Allah'ım nasıl teknik anlatıyor maşallah. Böyle tam koyu kahvenin alası. Çok delikanlı bir koyu kahve deyip kapatayım ben bu konuyu. Ama gene de ben böyle altılı bir set alıyor olsam, renkleri kendim seçiyor olsam bunu dahil etmezdim muhtemelen. Elim giderdi, gözüm kayardı ama bunların yerine başka renkler seçerdim. O renk karışımları konusunda aslında size detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Benim bu renk çemberi yaptığım bir tane videom vardı yüzyıllar önce. Orada aslında anlatıyorum hani seri yaparken nasıl renk seçmeniz gerektiğini. Anlatıyor muyum diye şu an bir düşündüm. Muhtemelen anlatıyorumdur. Anlatmıyorsam bile genel bilgi verdiğim için hani bilinçli seçebilirsiniz renk skalanızı. Hani limit bir şekilde alacaksanız, 83'lük bir set almayacaksanız, hani 5-6 tane ekleyeceksiniz. En azından oradaki ana renkler, yani sarı, kırmızı, mavi, ki bu da tartışmalı bir konu son zamanlarda. Değil aslında, bayağıdır tartışmalı bir konu. Bir de yanına siyah ve beyaz eklerdim. İkisinde açıcılığı ve kapatıcılığını yerini tutacak başka bir renk yok çünkü. Bu elimdeki renklerle nasıl bir şey yapacağım çok emin değilim açıkçası. Çünkü bana göre fazla canlılar. Böyle parlıyorlar yani gerçekten. Kendi renklerimi elde etmek için de suyu basmam gerekecek üstlerine. Çünkü beyazım yok ben. Normalde beyaz çok fazla kullanıyorum böyle öldürmek için pigmentlerin etkinliğini. Böyle bu eskitilmiş bir güneş altında bekletilmiş resim etkisi vermek için, ki bunu da koysam güneş altında muhtemelen Malezya'da yaşadığım için 2 hafta sonra bayağı güzel bir böyle bir filtrelenir, bir kendisine bir Rio filtresi eklenerekten geri gelir bana. Ama onun yerine bir tam benim tarzım olmayan bir şey çizeceğiz, boyayacağız galiba bugün diye düşünüyorum. Ama iyi de oluyor böyle.
ne kadar kendi konfor alanımdan çıkıyorum gibi görünüp çıkmasam da yıllardır Winsor & Newton'a köle olmuş bir şekilde onu kullanıp aynı renkler arasında gidip gelip skalamı hiç bozmasam da böyle yeni bir şeyler denemek daha güzel bir challenge oluyor benim için. Ama şöyle bir şey var, genelde gözümün estetik ayarı diğer renklere alıştığı için bunlarla boyayacağım hiçbir şey bana yeterince estetik görünmeyecek gibi geliyor. Kendimce şu an en azından böyle birkaç karışım hazırlıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Yeni bir boya aldığınızda içinde güzel kendi renkleri olsa bile o renkleri birbiriyle şöyle bir karıştırıp bir çamurlaştırıp bir acaba ne olabilir, ne gibi şeyler üretebilirim diye bir bakın. Gerçekte inanılmaz güzel renkler çıkıyor. Neyse ben böyle onu buna bunu şuna karıştırarak böyle renkleri sağlı sollu birbirine katarak birkaç karışım hazırladım. Şimdi böyle hafif urban sketching gibi bir bina, dün bina boyaması badanası yaparaktan başlayacağım. Biliyorsunuz benim ergen bir kameram var. Arada bir tribe giriyor. Canı isterse ne yapıyor? Böyle çok özgür ruhlu. Kendisine çok saygı duyuyorum. Ama gene tutmuş bir tarz. Bu videonun ilk kısmını çekmemiş mesela. Kendimi sorguladım. Acaba ben mi çekmedim? Yok, ben her zaman böyle basıp sonra bir de böyle kameranın içine eğilip bakıyorum çekmeye başlamış mı diye. Şu an bir yakınan anne modunda. Varsa başka kamera anneleri benim gibi acılardan müzdarip olan onlar da yazsın. Hep beraber dertleşelim. Belki bir Discord kurarız. Kameralarımıza saydırırız falan. Arada bir söldürüyorum bu kamerayı çünkü gerçekten son videolarda özellikle çok fazla alanı ya böyle netliği kaçmış. Ben bunu birkaç kez kafasının üstüne düşürdüm şimdi. Hatta böyle lensini falan kırmıştım. Çok böyle olaylı zamanlarım. Ah o eski günlerim. Neyse böyle birkaç badire antlattı diye üstüne gitmeyeyim diyorum. Anlayışlı olayım diyorum. Anlayışlı ebeveyn gibi davranayım diyorum ama sinirimi de bozmaya başladı birazcık. Ama kendisinden vazgeçemiyorum. Böyle yeni bir kamera mı alsam diyorum. Sonra özlerim ya ben bununla başlamıştım bu işe derken. Gerçekten bayağı almış ya. Ben her ne kadar YouTube'da pek görünmesem de bir 6 yıl oldu mu ya? Allah'ım! Oh şu an çok feci hissettim. Benim kalbimde böyle daha ikinci yılda falan. O yıllarda bir arayı açıp biraz kapatamadığım için herhalde. Neyse kamera muhabbetine daldım. Boyalardan bahsetmiyorum. Kameramın başını çekmedi ama orada fazla bir şey yapmadım. Sadece böyle bayağı sulandırılmış bir kahverengiyle kırdığım maviyle bir taban atmıştım. Daha sonra da kırmızı ve kahverengiyle kırdığım ve bordolaştırdığım bir renkle bu çatı detaylarını yapıyorum. Elimdeki fırça inanılmaz böyle aslında küt kesim herhangi bir fırça bu konudaki böyle detaylar da sizin de çok işinizi görür. Dümdüz çizgiler atmak, minik böyle tekstiller, detaylar eklemek için çok idealler. Bu arada masaya fazla fırça koymamaya çalışıyorum ve gözüm dönüyor. Ondan ona sıçrıyorum falan. Sonra uçlarını boyalı bırakıyorum. Birbirine karışıyor bütün renkler. Bir iğrençleşiyor yani oradan giderekten. Başlamadan önce videolara böyle en aza indirgeyip bizimle bu yarışmada devam edecek. En güçlü halkalar kimler diye seçiyorum. Ona rağmen böyle arada birinden diğerine bir sıçramalar, bir şeyler oluyor. Ama neyse detaylar için zaten bu fırçayı kullanmam gerekiyordu. Şimdi boyarken şeyi böyle genel tekstürüne baktığımda aslında boyanın sulu boya etkisini yakalayamayacağım gibi hissetmişti. Bana böyle bir guaj şeyi verdi. Guaj görünümlü Şahin. Ay çok kötü espriler. Kusura bakmayın ya. Çok uzak kaldım. Özellikle Türkçe konuşup Türkçe espri yapmaktan çok uzak kaldım. Ondan böyle oluyor. Guaj şeyim var benim. Travmam var. Guaj travmalı kız. İşte terapisinde falan da konuşuyoruz zaten bu konuları bol bol. Ama hala çözemedim. Birazcık üstüne gitmem gerekiyor ama hala gidemiyorum. Ya biz guajla o kadar çok ödev yaptık ki tiksindim artık guajdan ve guaj kullanmak istemiyorum. Ki şu an böyle internette guajla yapılan harika özellikle stüdyo gibi çizimleri falan görüp böyle o da kadar güzel ben de mi yapsam acaba yok yapmayayım falan filan diye kendimi yüzleşmeye birazcık zorluyorum. Ama belki bir guaja giriş yapabiliriz. Kullananlar var mı aranızda? Nasıl ilişkiniz nasıl güzel mi? Neyse şey diyordum. Bu boyaları ilk elime aldığımda ön yargının kraliçesi olduğum için hemen dedim ki ya bunlardan bir şey alınmaz ya bu guajlı falan filan. Neyse deneyim falan dedim. Onun için yıllardır bekletmiş zaten. Hiç hevesimi yükseltmedi. Açıkçası iştah kabartan bir şey değildi. Ama işte ön yargılar ne kadar da yanlışmış onu gördüm. Direkt aldığım anda sulu boyanın etkisi o dağılması birbirine karışması çok güzel. Yani çok güzel. Dallara Rowney'nin normal sulu boya setini kullanmıştım. Hani aynı etkiyi bununla da yakalıyorsunuz. Yani tüp olarak olması ne gibi bir fayda sağlayabilir? Yani sulandırayım, eriteyim, karıştırayım kısmıyla daha az uğraşıyorsunuz zaten sulu geldiği için. Ama yer kaplama açısından tabii ki de daha büyük. Yani bunların içinde konsantre olmadığı için zaten sulandırılmış hali olduğu için diye bir gereksiz açıklama yaptım. Zaten neden yer kapladığını muhtemelen hepiniz biliyordunuz. Bugün böyle bir konuşasım var ama anlamsız böyle. Beynim sanki uçak modunu almışım da öyle konuşuyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Gerçekten bir dakika önce ne dediğim
tahmin hatırlıyor muyum diye bir düşündüm. Neyse fazla sorgulamamak lazım. Karışma açısından ve sulama etkisi açısından birebir aynı. Çok güzel yani. Alıp denenebilir. Elinize düştüyse. Sen buraya nereden düştün gülüm gibi oldu. Bir yerden denk getirdiyseniz sanki birinden çakmış gibi oldu. Alıp ben niye bu şey oldum ya, bir pislik bir insan çıktı içimden. Neyse işte denk gelirseniz alırsanız memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Bu arada birkaç gündür artık hani hangi diziyi döndürsem arka planda derken Avrupa yakasına tekrardan geri döndüm tabii ki de. O da benim konuşmamı etkilemiştir diye düşünüyorum. İçimdeki küçük delikanlı Tuğçe ile böyle birleşince birçok o kadar çok derin karakter var ki dizinin içinde aynı anda. Birbirlerini eritip mahvediyorlar beni. Şu anki konuşamama şeyim muhtemelen ondan da kaynaklanıyor. Burada kime boku atsam acaba falan diye çok düşündükten sonra Avrupa yakasına atmaya karar verdim. Siz de hoş görüp yolunuza devam edersiniz diye düşündüm. Neyse böyle kat kat girmeye çalışıyorum. Olabildiğince gölge de eklemeye çalışıyorum. Ama gerçekten beni siyahın yokluğu çok zorladı. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten böyle bir set hazırlasam kesinlikle limon sarısına yer vermezdim mesela. En zayıf halkalar kısmına gelmişiz fark ettirmeden. Limon sarısı bence çok gereksiz. Ona izi durduk yere. Yani büyük bir setiniz varsa evet 24'lük ve üstü için okey. Ama yoksa benim hiç kullanmadığım, benim skalama aslında dahil etmek için can atmadığım bir renk. Kendine özel tonu var. Çünkü diğer renklerin yoktu değil mi Tuğçe'cim ya? Ya şu içimdeki hissetimle kavga etmesem videolar aslında uzayacak da çok fazla tartışma ve kavga halindeyim. Sürekli bir kendini göt etme haline girdiğim için çıkamıyorum bu döngün içinden. Dur sakin ol bir saniye. Neyse kendine öz tonu var. Özellikle böyle natürmort falan ya da peyzaj çalışıyorsanız olması gereken. Ama benim gibi hani daha çok portre, zevki, keyfi, işte eğlencesine bir şeyler çiziyorsanız olmasa da olur. Bu rengi kesinlikle çıkartıp yerine söylediğim gibi beyaz eklerdim. Onun dışında sarı tabii ki de yani bu sarı veya başak yani bundan kastedim başak sarısı o benim çok sevdiğim yellow orca veya buna benzer böyle daha net bir sarı limon sarısı olmayan bir sarı kesinlikle olmalı diğer karışımları elde etmek için. Kırmızı tam ayarında net bir kırmızı çok güzel. Bu çingene pembesi az önce telaffuz ettiğim ve bir daha asla telaffuz etmeyeceğim çingene pembesi kesinlikle eklemezdim. Zaten birkaç renk daha elinizde varsa yani mavinin bir iki tonu daha varsa ya da en azından beyazınız, maviniz ve muhtemelen birazcık da siyah, mora kaçar, oradan sarı eklenir. Kendi kendime burada Allah'ım nasıl bir denklem, nasıl bir problemler çözdüm anlatamam. Kendiniz elde edebilirsiniz buna yakın bir rengi ve bence daha güzelini. Bu renk benim hiçbir şekilde bana cazip gelmediği için, tamamen kişisel sorunlarım olduğu için bu renkte açıkça belli olduğu üzere dahil etmezdim bunun yerine. Mesela bir yeşil ya da daha açık bir mavi, daha parlak, çırtlak bir mavi dahil edebilirdim. Daha böyle turkuazımsı bir renk. Onun çünkü karışımlardaki etkisi çok ayrı. Mavimiz çok iyi buradaki ultramarin. Yani benim zaten net kullandığım mavi. İçine kat birazcık siyahı, mis gibi böyle bir indigo elde et. Ama ne eksik biliyor musunuz? Siyah eksik. Bu da bizi getiriyor ki Burnt Amber'e. Burnt Amber benim ilk onuma kesinlikle girer. Bu koyu kahve çok karakterli bir koyu kahve. Ama bu seride şu an bu setin içine olmadığı için bunun yerine de siyah koyardım tabii ki de ki güzel o indigolarımı elde edebileyim. Onun dışında kahverengi hani yeşil için zaten sarı mavi karıştırınca biliyorsunuz güzel yeşilimiz oluyor ama sarının ve mavinin tonuna göre o da limitli kalabiliyor. Ve bunun içine birazcık da kahverengi eklediğinizde zaten kahverengi eklediğinizde kahverengi oluyor. Aman Allah'ım 40 yapar gibi hesapladım şu anda nasıl kaptırdıysam. Yeşilin içine zaten kırmızı eklediğinizde çamurlaşma tehlikesiyle beraber kahverengi oluyor. Zaten çamur da kahverengi deyip gene bir 40 yapar hesabı aman çıldırdı. Siz gidin bence bir skala videosuna bakın bu renk karışımlarıyla ilgileniyorsunuz. Ben şu an uçtum çünkü. Neyse dediğim gibi kahverengi en öncelikli renklerden değil ama gene de bu hani böyle bir 8'lik bir seri falan yapıyorsanız siyahınız, beyazınız, beyazınız, sarınız, kırmızınız, maviniz, yeşiliniz de varsa araya kahverengiyi ekleyebilirsiniz. Renkleri falan saydığım bu arada bir yandan da çizim ilerliyor. Zaten ne yaptım görüyorsunuz diye çok da anlatmıyorum. Genel sulu boya etkisi gerçekten çok güzel. Benim bu çizimdeki tek sorunum renk tonlarıyla. Çünkü bu kırmızılar çok kırmızı, bu sarılar da çok sarı. Sarı yani beğenmiştin Tuğçe diyebilirsiniz ama beyazla açıyorum ama beyazla açtığım beyazla açamıyorum. Nerede be? Beyazla açardım. Hayalimde ben aslında bunları beyazla açıyorum. Ben bunları sulandırıyorum rengini kırmak için ama o beyaz katı da öldürülmüş tok hali, böyle aç tok hali, solmuş halini yakalayamadığım için
tam aradığım renkleri bulamıyorum. Bir de sanırım her ne kadar hani aynı etki yakalayabiliyorsunuz dediysem de bile medya değişince birazcık da böyle bir alışma süreci lazım. Muhtemelen bu sulu boyayı birkaç kez daha kullansam daha eli yüzü düzgün şeyler çıkartabilirim. Ama şu an şeyi düşünüyorum içten içe. Mesela ben ne zaman Allah'ım ne kadar çirkin bir çizim yapıyorum böyle diye video yarıda kesmek istesem başlatmışım çirkin çizimine deyip devam etsem o çizim çok güzel bitiyor. Şimdi her zaman diyeyim ama %90'lık bir şey var. Birkaç videomda böyle bahsetmiştim. Oradan çok sevdim ne kadar güzel diye. Muhtemelen beklendim o kadar düşüyor ki video boyunca. Sonundaki çizim eli yüzü azıcık düzgün olsa bile Allah'ım çok iyi çok yükseliyorum falan diye böyle kendimce bir coşkuya kapılıyor da olabilirim ama şu an gözümün önüne gelen birkaç tane çizimim var. Gerçekten ortasında çok iğrençken ki sizden de bazen öyle yorumlar geliyor. Ne yapıyor bu kız dedim, mahvediyor dedim, sonunda da sen nasıl böyle toparladın, şok içindeyim falan diye. Bana da oluyor. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Neyse ki bu birkaç kez olduktan sonra yarıda bırakmamayı öğrendim. Hatta motivasyon videolarımdan birinde bahsetmiştim böyle. Hani çiziminiz ne kadar kötü görünürse görünsün, devam edin. Hani sonuna getireceğiniz gidene kadar asla pes etmeyin falan diye bir motive. Oo ne güzel motive etmişim. Bu videonun muhtemelen bir 6 yıl öncesine falandır. Keşke bunları güzelce organize etsem ama gerçekten hani o fotoğraflarımı bir gün organize edeceğim diye bütün hepsini aynı dosyaya atan sonra da asla organize etmeye tahammül edemeyen insan var ya, o benim yani. Bu durumda bu videoları bir araya getirip kanala yüklemem bile aslında bayağı bir insanlık için küçük, benim için büyük bir adımmış. Bu arada bu kadar seri video atmama ne diyorsunuz? Ben şok. Bence siz de hafiften şok olmuşsunuzdur. Bir yandan diyorum alıştırmasam mı insanları? Bir yandan diyorum ki artık Tuğçe'cim vakti geldi. Hani döneceğim deyip bir türlü dönemedin YouTube'a. Ne kopabiliyorum ne dönebiliyorum. Resmen uzatmalı nişanlım gibi oldu. Ama bu aralar her ne kadar hem işim hem yeni bir okulum. Evet, yeni okula başladım. Çünkü okul açlığım bitmiyor arkadaşlar. Yani hiç öyle, yani evet hep iyi bir öğrenciydim ama hiçbir zaman okul yaşasın, daha çok öğrenmeliyim falan diyen böyle bir okul aşkıyla yanım sönen bir insan olmadım. Ama böyle bir yaş ilerledikçe mi yoksa ne bileyim yeni şeyler çıkıyor, ilgimi çekecek daha fazla konu bulduğum için mi? Ya da ne bileyim hocalık öğrencilik anlayışı değiştiği için mi ya da hepsi mi aynı anda bilmiyorum. Böyle daha çok okuyayım, daha çok öğreneyim, aman kolum altın bilezik olsun diye. Annem iyi öğretmiş bana bak bunu. Böyle bir şeyler öğrenme ateşiyle yanıp sönüyorum ve durup durup kendime yeni okullara yazdırıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Şimdi de hadi burada bombayı patlatayım. Çok hiç bombalık bir olay yok ama. Şimdi bir tane game animation kursuna yazalım yani. Söyleyemedim. Oyun animasyonu öğreniyorum. Çünkü birazcık normal benim. Normalde yaptığım animasyona birazcık daha değil, bayağı bir farklı. Onun için yeni bir kursa başladım. Öyle yani. Bayağı da yoğun geçiyor. Çünkü yeni bir software, yani yeni bir program kullanıyoruz. Ve ben yeni program kullanmaktan tiksinirim. Böyle kendimi aptal gibi hisseder ya böyle yeni bir şey öğrenciyle. İlk aşına böyle hiçbir şey anlamadığım bir şey. Hani en basit Surface, en basit arayüz bile böyle kafanıza karışık gelir ya öğrenmeden önce. Hani 20 bir web sitesi kullanmaya başladığınızda da öyledir. Tabii ki de birkaç hafta sonra geçer böyle çok rahatlaşır. Bu programda tabii ki de birazcık daha Unreal Engine kullanıyoruz bu arada merak edenler için. Birazcık daha karmaşık olduğu için birkaç yıl sürecek muhtemelen artık kendimi konforlu hissetmem. Ama o ilk açıp Allah'ım bu ne, neye bakıyorum ben falan diye böyle köşelere gidip kafamı bacaklarımın arasına alıp ağlama hali geliyor bana da. Ama böyle kendimi zorlaya zorlaya oturtuyorum bilgisayarın başına. Belki de şu an ondaki yapmam gereken görevlerden kaçtığım için daha çok video yapıyordum olabilirim. Neyse, psikolojim bir şekilde kendi ayağımı sıkarken aynı zamanda üreticilik anlamında bir şeyler yaptığım için kendime çok da kızamıyorum. Böyle bir denge uydurmaya çalıştım. Ne zaman ki hani okula yapmam gereken şeyleri yapmasam, işimi de hani yapılacak acil bir şey falan yoksa YouTube'a dönüp hani buraya video yapmaya çalışacağım ki böyle boş geçmesin, kendince bir dengeleyeyim bu araları diye. Neyse ne diyordum? Ha, okul arayüz, bakıyorum boş boş, korkuyorum. Evet, Allah'ım ileri sarayım dedim konuşmalarıma. O kadar çok dağılmışım ki şu an kendimi bile toparlayamadım. Nereden gelmiştim bu konuya diye düşündüm. Neyse işte hayatımı düzene sokayım. Birazcık daha bir şeyler öğreneyim. Aman işte koluma altın bilezik olsun. Belki oyun alanında çalışırım. Ayrıca hani bu oyun alanında çalışma kısmının ve okuma kısmının en güzel yanı gerçekten bir sürü oyun oynamanız gerekiyor kendinizi geliştirmek için. Kendime de hemen yeni bir PlayStation çakıp böyle minik bahanelerin eğitim için, sadece öğrenim için, bu çocuk okumak istiyor oda altında. Saatlerce oyun oynayabilirim, çok iyi değil mi? Korkuyorum da bir yandan. Bir aralar deli gibi Call of Duty oynuyordum ve bir sürü aldı biliyor musun o bağımlılığı bırakmak. Şu an tekrardan o çukurun içine düşeceğim diye korkuyorum ama sanırım hani game işine, oyun işine gireceksem
birazcık da oyun içine girmem. Yo, wow dostum, çok derin konuştum. Yo, yo, kendimle şu anda diss ataraktan böyle bir el sıkıştım, high five falan yaptım kendime. Neyse, konudan dağıldıkça dağılıyorum. Çok da söyleyecek bir şey yok aslında boya hakkında. Bir yandan çizimi de hani izliyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ses kısıp müzik de dinleyebilirsiniz. Onu da gayet anlarım. Bayağı bir arka planda boş yapıyorum, eğleniyorum kendi kendime. Çünkü sanırım Türkçe konuşmayı da özlüyorum. Buradaki bütün arkadaşlarım yabancı olduğu için yaşadığımız yerde sanırım hiç Türk yok. Sadece bir tane aile vardı Türk yaşayan. Başka hani yok Türk, öyle beraber geçirdiğim hani yakın arkadaşım olan, burada düzenli konuştuğum ya da yakın arkadaşlarımla da çok düzenli hani gün aşırı konuşmadığım için Türkçe konuşmayı bayağı bir özlüyorum. Onun için sanırım bu videolarda daha böyle çenem iyice düşüyor normalde olduğundan. Hani yoksa arkadaş ortamına girdiğimde böyle bir fiil konuşan bir insan mıyım acaba diye gidip bir arkadaşlarıma bir soracağım ama bu kadar değildir herhalde diye düşünüyorum. Gerçekten ortamı boş buldum kanalda. Konuştukça konuşuyorum yani. Kimse de dur abi yeter artık amma konuştun demediği için ya da gözlerini devirmediği için en azından yüzüme karşı böyle kameramla göz göze güzel anlar, sohbetler, muhabbetler. Yalnız gerçekten uzun süredir bu kadar boş yapmamıştım. Şimdi çizime dönüyorum. Bu kesik fırça, yan kesik fırçalarımı böyle tuğla falan yaparken çok sık kullanıyorum. Ya da böyle duvar efekti falan yaparken. Onun kendi çok güzel bir etkisi var. Bakın bu küçük tuğlaları zaten bu fırçanın küçük versiyonuyla yaptım. Fıtı fıtı. Tuğla yaparken de şey dikkat edin. Hani mesela kırmızı yapıyorsanız tuğlaları hepsi aynı tonda kırmızı olmasın. Birkaçı daha koyu, birkaçı daha açık olsun ve bunlar aynı boyda da olmasın ve kimisi kırık olsun, kimisi daha büyük olsun, kimisi hafif yana yapmış olsun. Çok muntazam yapmayın. Muntazam şeyler yaşanmış değildir. Gerçek değildir. Buna ilgili de bir tane videom vardı şu an böyle. Kendimi tekrarlıyorum da nostalji yapıyorum, arasına gidip geliyorum. Neyse, bu arada apartmanın üstünde de yani bu sarı olan kısmının üstünde de böyle efektli olsun diye wet on matte, yani ıslak medya üstüne ıslak etkisi yaptım birazcık. Yani alttaki taban rengim açık olan taban rengim açık olan sarı hala ıslakken üstüne birazcık daha koyu sarı turuncu renkli. Özellikle böyle bu çatıdan böyle pisliğin ve suyun akıp daha böyle koyulacağı yerlere, çatı ve pencerenin altındaki ve birleşim yerlerine, işte bu alttaki kısım ve üstteki kısmı birleşim yerlerine böyle daha koyu olan sarıyla böyle birkaç dokundurma yaptım. Ki onlar böyle birbirine güzelce, ikisi de ıslakken güzel geçiş yakalasınlar, bir slow boya etkisi yaratsın. Hafif böyle bir duvarda da hani baktığınızda böyle eski binaların duvarları da öyledir ya. İşte yağmurla, suyla, işte geçen zamanla, yaşanmışlıkla açıkçası o renkler birazcık daha birbirine karışır, birbirinin içine akar. O etkiyi yaratsın diye. Ben her ne kadar böyle bir şeyler yapsam da bir noktada sürekli bana bir şeyler eksik ya da bir şeyler tam olmamış gibi geliyor. Onun da tek gerçekten sebebi öncelikle şu soldaki binada kullandığım aşırı mavi. Yani neyin kafasını yaşıyordum, neyin heyecanıyla bunu yaptım bilmiyorum ama o kadar çok yeşil mavi tonu bir arada kullandım ki ve yeşil olmadığı için, buradaki yeşili de maviden yaptığım için birbirlerine baz olarak çok yakınlar ve birbirleri içinde çok kayboldular. O beni çok rahatsız etti bu kadar yakın olmaları. Ve onun yanındaki sarı daha da rahatsız etti. Bu sarının yani o cartlaklı, o sarı sarı orada durması böyle bir sinirlerimi bozdu benim. Onun için toparlamak adına sürekli sağa sola bir şeyler ekliyorum. Neyse ki bu yandaki binaların böyle bir kontrast olarak, hani mavinin yanına kontrast olarak böyle bir turuncumsu sarımsı bir renk attım ki mavi yeşil diye düzelteyim lütfen. Haksızlık olmasın buradaki büyük orandaki yeşile. Birazcık renkler birbirinden ayrılsın, birazcık öne çıksın diye. Çünkü bu mavi kısım özellikle soldaki bayağı bir içine kaçıyordu yani. Kafası içine kaçmış kaplumbağa gibi, saçması. Buradaki örnekte hiçbir şey anlamayabilirsiniz ama işte şey yani. Hani bir ayrış yok, bir uzuv yok, biliyor musunuz? Böyle bir genellik, bir kendi içine kaybolmuşluk, bir derinlik, bir yalnızlık ki sormayın ne dostlar. Şiir okuyacağım. Ya gerçekten ben bir galiba bölümde açıp şiir okuyacağım. Bana öyle geldi yani şu anda. Ki liseden beri sanırım adam gibi oturup şiir okumadım. Dım dım dım. Var mı içinizde şiir okuyan? Güzel şiir önerin ya. Belki güzel şiir kitabı falan denk getirirsem okurum. Belki birazcık tekrardan şiire düşeriz dostlar. Neyse. Şimdi ben ne zaman bir çizimin böyle ağzına sıçıyormuşum gibi, bir şeyler çok yanlış gidiyormuş gibi gelse hemen oraya gerekli oranda siyah ve beyaz eklerim ki bir şeyler toparlansın diye. Şu an tam o kısımdayım. Birazcık böyle kahverenginin hiç sulandırılmamış o şişenin en dibindeki en koyu, en yoğun halinden alıp fırçama tam net gölgeler eklemeye başlıyorum.
Bununla böyle hani o çatıdaki kremitlerin altına düşen gölgeleri, pencerelerin içinde kalan, evin içine girmeyen ışıktan dolayı oluşan o karanlıkları. Aslında bunun üstüne cam efekti de yapabilirdim ama o daha da karmaşıklaştıracağı için hiç oraya girmedim. Böyle tam hani tam siyah olacak. Özellikle böyle birleşim yerleri genelde hani işte çatıyla binayla birleşimi, su borusuyla birleşimi, pencerenin alt kısımları. Tam böyle güneş ışığının giremediği yerler. Oralara böyle siyahlar ekliyorum. Arada da sulu boya yapıyorsanız yanınıza mutlaka peçete, tuvalet kağıdı, rulonuzu bulundurun. Çok alakasız gelmiş olabilir. Çok bu konuya uzak olan insanlara ne zaman ki bu sulu boya kontrolünüz dışında böyle hareket ediyor, sağa sola gitmeye başlıyor, bir ağzı yüzü ayrı oynuyor, o noktalarda hemen tampon yaparsınız peçetenizle, durdurursunuz onu diye. Bir de çok güzel şey de var, etkisi de var aslında. Bazen nadir de olsa kullanıyorum ama hani böyle kağıdı ıslatıyorsunuz, böyle tam yoğun renk olan içinde bir sulu boyayı böyle oraya bırakıyorsunuz fırçanızdan. Ve böyle akıp etrafı ele geçirirken o renk, anlatım çok iyi. O sırada işte peçetenizle ya da selpağınızla böyle üstüne bastırıp oradaki ekstra suyu alıyorsunuz. Bir de peçetenin kendi texture'ı, kendi dokusu da birazcık geçiyor kağıdın üstüne. Böyle çok güzel bir doku oluşturuyor. Öyle şeyler de deneyebilirsiniz. Gerçekten bayağı bir şey deneyin evde çünkü sulu boyayı denedikçe böyle ben bile her kullanımda ne güzel oldu lan falan dediğim şeyler çıkıyor ortaya. Hep böyle bir keşif, hep böyle bir heyecan. Hiç heyecanını kaybetmiyor gerçekten. Bayılıyorum kendisine. Tekrardan bir aşka geldi sulu boyayla. Bu arada elimde bir tane daha sulu boya seti var. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa hani böyle ürün incelemeli. Ürün dışında her şeyden konuşmuş olsak da böyle videolar daha fazla çekebiliriz. Sizin de bir fikriniz olur böyle almayı falan düşünüyorsanız en azından. Çok hoşuma gidiyor çünkü böyle birkaç tane. Hiç evde mesela hiç derken çok yalan söylemiş onu fark ettim. Çünkü şu an hani kuru boyam, akrilim, yağlı boyalarım da var. Guaj yok sadece. Guaj olmadığı için muhtemelen hiç evde başka çeşit boyam yok diyecektim. Kendi ayağına sıkan sürekli kendiyle çelişen Tuğçe. Neyse en çok sulu boya kullandığım için birkaç çeşit böyle sulu boyam var. Çok hoşuma gidiyor böyle seçenek olması. Her ne kadar her seferinde bir serendipitini seçecek olsam da hani şey derler ya uzun süreli ilişki için ya da her türlü ilişki için her gün uyanıp tekrar tekrar o insanı seçmektir diye. Ben aslında sulu boyayla evliymişim. Şu anda bunu fark ediyorum. Açıyorum çekmeceyi. Diğerlerine bakıyorum ah canları falan deyip sonra tekrardan Winston & Newton'ı alıp çekmeceyi kapatıyorum yani. O çekmece bir dili olsa da konuysa böyle bugün açıp da içinden bu likit sulu boyaları çıkardığımda gerçekten bir şok etkisi, bir ağızların açık kalması, aman Allah'ım neler oluyor, bu işte bir terslik var, Winston & Newton'ın böyle ağlamaklı gözlerle bana bakışı. Çünkü öyle canlandırıyorum gözümde böyle oradan bana bakıyor çekmecenin içinden. Bayağı böyle kendince bir drama yarattım o çekmecede yani. Bu çekmeceyi de bir video alayım sizinle de paylaşayım bence. Bir Instagram'da paylaşayım o çekmece diye böyle bir post hazırlayacağım sizin için. Neyse sağa sola böyle birazcık daha siyah attıkça hafif bir tık daha sanki toparlanmaya başladı. Ama hala o çiğliği duruyor. Bu çiğliği de yani bu tamamen renklerden, benim bu renkleri sevmememden. Belki şu an hani o ne güzel oldu diyenleriniz de vardır. Bu renkler hoşuna gitmiştir. Ya benim aslında hani setteki renklere bile şu anda bok atamayacağım. Gerçekten benim bu soldaki ve sağdaki binanın sarısının ve yeşilli mavisinin arasındaki saçma seçimlerim. Bazen bir çizim yaparken o kadar çok beynim başka bir şeye gidiyor ki yani böyle uçak modu o kadar geçiyorum ki lan bunu ben niye yaptım falan diye böyle bir sorguluyorum. Şu an tam olarak bunu yaşadığım böyle iki ayrı yerde ne yaptım oğlum ben niye yaptım ki bunu falan filan diyorum. Çoğu çizime başlamadan önce zaten hani bu videoları çekmeden önce çizimin benzer stilinde başka skeçler atıp birkaç deneme hani özellikle renk kullanacaksam o renkler birbirinin yanında nasıl duruyor bu hani mix medya yapacaksam ki çok yaparım sulu boya videolarımda. Kara kalemle sulu boyayım veya pilot kalemlerimle sulu boyaları karıştırdım. Hatta kara kalemi de karıştırdım. Bayağı böyle elime ne gelirse aslında karıştırdım videoları yapacağımda. Birbirleriyle nasıl duruyorlar, geçinebilecekler mi, bunlar yan yana olacak mı diye bir deneme sürüşü yapıyorum. Buna deneme sürüşü yapmadım. Hani nasılsa renkler hani önümde ne olacağını da biliyorum bu renklerden diye. Ama yapsaymışım daha iyi olurmuş sanki. Çünkü rengi hani mesela başak sarısını çok sevdiğim dediğim halde burada olmadı yani gitmedi diğerleriyle. İyi karıştırıp iyi renk elde edemedim muhtemelen ya da alanları doldururken doğru yerde doğru rengi seçememiş de olabilirim. Ya da bilmiyorum hala bir mutu bitince acaba düzgün durur mu diyorum da şu noktadan daha bitmiş hale hani evet birazcık daha son detaylar her zaman çok değiştiriyor. Ama genel renk algısını fazla değiştirmeyeceği için çok bir umudum yok. Ama yardımı tabii ki de beyaz gel kalemimde. Gel kalem diyorum buna da pilot kalem mi denir? Beyaz pilot kalem de buldum. Bununla böyle birazcık daha beyazlık ve renk, birazcık daha objeler arasında ayrım eklemek için, detaylar eklemek için
bana yardım etmesini istedim. Kırmadı beni, geldi canım ya, çok teşekkür ederim. Ya konuşmamda gerçekten bir gariplik var da neyse. Sorgulamayayım, bugün de böyle diyeyim geçeyim yani. Böyle sağa sola cel kalemle birkaç detay ekliyorum. Tam öne çıkmıyor. Bir de bir süre sonra cel kalemin ucuna boya da kaçtığı için o beyazlığını da kaçırıyor. Onu böyle sürekli elimde temizliyorum. Hatta bazı videolarımda o kadar çok elimde temizletmişim ki sol elimin yazık baş parmağı böyle çizik çizik her yeri bembeyaz olmuş oluyor. Estetik başlayan videoların öncesi ve sonrası fotoğrafları çeksem mesela güzel bir içerik olabilirmiş. Neyse, şu an beyazların çok da beyaz olmamasını aslında yanına siyah eklenmemesine bağlıyorum. Bundan sonra bir de siyah pilot kalemimi alıp söyleyemedi, bir düşündü bir süre. Ona da böyle bunu öne çıkaracak, o beyazla siyahın tam birbirine denk geldiği yerlerdeki aşırı kontrasttan iyice öne çıkar ya, onu o şekilde öne çıkaracak bir şeyler yapacağım ki toparlama çabaları yani bunlar aslında. Artık sulu boyadan çıktı olay, birazcık daha benim neyi neyle toparlayabilirim, nerede ne eksik, tam olarak ben burada nerede yanlış yaptım nerede yanlış yaptığım renk konusunda bir de çok fazla detayda da vardı. Toparlamak adına çok fazla detay ekledim. Çok fazla birbirine karıştı. Böyle yüzeyler birbirinden ayrılmıyor bazı kısımlarda. Acaba neyden bahsediyorsun Tuğçe? Gerçi gayet de ayrılıyor diyor olabilirsiniz. Ben bir şey taktım mı galiba? Gerçekten takıyorum ama bu çizime taktı. Sinirlenmiş çizime. Oğlum seninle görüşeceğiz diye. Neyse, dediğim gibi siyah kalemimi de alıyorum elime bir noktada. Bir ara bu kalemleri ne çılgın gibi kullanıyordum ya. Sürekli böyle nereye gitsem bunlardan alıyordum. Sonra Brezilya'ya gittim. Bunların kaynağına ulaşamadığım için kendisini bir bıraktım, bir uzaklaştım. Ama şeyde esas ajanda videolarımız da çok kullanışlı oluyordu. Ondan böyleydi. Ya bu arada yeni video için ne istersiniz? Çünkü istenen istenen anmayın. Yeni bir videonun çekimlerine başladım bile. Ama konu olarak böyle arkada neden konuşalım? Ya da arkada hiç mi konuşmayalım? Ne yapalım, böyle sohbet etmek istediğiniz bir konu var mı? Önerebileceğiniz, şundan bahset Tuğçe diyebileceğiniz. Hani çizim ve sohbet değil. Onu daha yeni bölümünü yayınladık. Birkaç haftaya gelecek diğer yeni bölümü. Onun dışında başka hani ya şu konuya bir değinsene Tuğçe, ya da Tuğçe şu konuda bir fikirlerin neler, hani çok alakasız bir şey de olabilir yani. Varsa öyle merak ettiğiniz, değinmemi istediğiniz, goy goyunu yapmak istediğiniz bir konu bana aşağıda yazarsanız çok sevinirim. Ya aslında böyle Türkiye'de olsaydım şu an başka YouTuber'larla böyle arkada böyle goy goy yaptığım çok güzel videolar yapabilirdim ama aslında yani teknoloji çağında yaşıyoruz Tuğçe'nin, bu kadar dertlenme deyip şu anda kendi tezimi çürütüp birkaç sevdiğim YouTuber'a ulaşabilirim aslında. Kim var sizin sevdiğiniz, arkada goy goy iyi gider ya bu çizimlerin dediğiniz birileri varsa bunları da bana yazabilirsiniz. Yazın bana ya. Oğlum çok yalnızım. Azıcık mesaj atın la bana. Ya bunlar tamamen işte bak, bu kısım tamamen Avrupa yakasıydı yani. İçimden böyle küçük bir böyle bir acıların çocuğu çıktı o noktada. Birkaç karakterin gene karışımı diye yorumluyorum ben bunu ama galiba araya başka diziler ya da podcastler almam gerek. Podcast de öneren al, tamam hadi önerdikçe önerin bana. Başka hani bir merdiven altı terapiyi dinliyordum bir ara. Umarım annem dinlemez, dinliyordum. Başka kim vardı ya? Varsa başka böyle kafa açan güzel podcastler, onları da önerebilirsiniz. Bir noktada artık şeyi fark ediyorum ya, ben ne yaparsam yapayım bu tam siyah olmadıkça hiçbir şekilde beni bu çizim tatmin etmeyecek. Onun için başka bir sulu boyamdan, evet yandaki misafir sulu boyamdan destek gücü alaraktan onun siyahından, şu siyahlarla en azından şu camların içine falan böyle net siyah olacak yerlere böyle detaylı siyahlıklar koyuyorum ki bir gözüme düzgün görünsün, çünkü başka türlü toparlayamadım yani. Bu cel penle bile uğraşa uğraşa 2 saattir bir türlü istediğim şeye ulaşamamıştım. Bu tam siyahlık gerçekten beni mutlu etti şu anda. Şu anda bayağı bir toparlanmış göründü gözüme yani. Belki siz yani Tuğçe'cim hiç de bir şey değişmedi, bu neyin kafası acaba böyle diyor olabilirsiniz ama benim için çok şey değişti. Tam bu siyahlıkların yanına da böyle net beyazla böyle son beyazlıklar atıyorum. Tam böyle iki kontrast yan yana koyduğunuzda daha böyle patlatır, öne çıkartır. Çünkü benim de ihtiyacım olan zaten bazı kısımların öne çıkmasıymış. Bunu fark ettim şu anda. Vay, sorularımın cevabı meğer siyahta yatılıymış. Vay, sorularımın cevabı meğer siyahta saklıymış. Tüm ihtiyacım olan minik bir siyahın dokunuşuymuş. Siyahsız yapamıyor. Biliyorsunuz çok seviyorum kontrastı. Özellikle böyle koyu, hani ver koyu, ver koyu, koyu her şeyi toparlar. Canım koyun beni falan diye böyle yükseldiğim bayağı bir videom vardı. Hala da değişmemişim. Son videolarda çok net siyah kullanmasam da bu videoda olması gerekiyordu. Neyse, artık burada bence yavaş yavaş çizimin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Likit sulu boyadan memnun kaldım. Elim gider mi emin değilim. Bir alıştırmam gerekiyor kendimi. Ama almayı düşünüyorsanız sulu boya etkisi olarak gerçekten güzel. Renk seçimi konusunda tavsiyelerimi de zaten verdim. Birkaç kez üstte duraraktan en zayıf halkaları falan belirledim yani. O konuda netiz bu video boyunca.
Artık bu noktada çizimimizin ve sulu boya incelememizin sona gelmiş bulunuyoruz. Çizim istediğim kadar iyi olmasa da beklediğimden daha iyi oldu. Ama hala da wow olmadı. Ama neyse, idare eder deyip geçiyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çok yakında, gerçekten yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.